Yeni arayışlarda avcılardayız bugün. Hem avcıların güzelliklerini hem de sorunlarını, çözüm önerilerini ve yeni gelişmeleri, yeni bakış açılarını anlatacağız, paylaşacağız sizlerle. Konuğumuz Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak benle. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Biz de hoş geldik avcılara. Avcıların evet. Bütün güzelliklerini bir araya getirmeye çalıştık bugün çekimlerde ama hepsini başaramadık. Sadece gölle yeşilliği bir araya getirdik. Aslında başka deniz gibi çok önemli bir özelliği daha var avcıların. Hepsini bir arada bulmak mümkün olmadı. Biraz bize bu avcıların üç güzelliğinden bahseder misiniz? Hatta dört diyebiliriz. Bir de tarihi, sizin ortaya çıkardığınız tarihi özelliği var. Bu dört özelliğinden, dört güzelliğinden bahseder misiniz? Öyle girelim. Avcıları tanısın insanlar istiyoruz. Buyurun, sizi dinliyoruz efendim. Avcılar kamuoyunun bilmediği çok önemli şansa sahip. Çok güzel özellikleri var. İki tanesini burada görmektesiniz. Dünyada eşi benzeri olmayan Küçükçekmece Gölü. Bir de bu doğal güzellik içinde. Avcılar hem göl kenarında ki Küçükçekmece gibi çok inanılmaz bir coğrafi yapıya sahip. Deniz kenarında Asya'yı Avrupa'ya bağlayan iki ana arter üzerinde İstanbul'un ana merkezine çok yakın ve havaalanına çok kısa mesafede, bir 10 dakikalık mesafede olan çok güzel bir ilçe. Ancak insanlar tabii ana arterler üzerinden geçerken tabii çevreyi bilemedikleri için bir deniz kenarına, bir göl kenarına gelmiş olsalar, bir kısa zaman molası verip inanılmaz bir güzellikle karşılaşacaklar. Sonra avcıların bu anlattıklarım dışında 6. bir şansının da olduğu ortaya çıktı. Avcıların Küçükçekmece göl kenarı tarihi bir sit alanı ve İstanbul'un tarihinin 8000 yıl öncesine dair kalıntıların olduğu Batoniye Antik Kenti üzerinde. Ayrıca Roma döneminin ve Bizans döneminin, Kral Konstantin döneminin devleti yönettiği en önemli tesislerin bulunduğu bir alanda. Su sarnıçlarından askeri alana kadar, meydanlarına kadar, at meydanlarına kadar ve çok önemli bir limanı var. Ve bu liman İpek yolunda birleştiren bir liman. Ve o liman o kadar liman yolu o kadar sağlam ki dokusu bir tek bordür taşı bile oynamamış vaziyette. Bir de çift şeritli falan böyle değil mi? Yani İnanılmaz. İki tarafıyla yani bugünkü evet. Modern yolları çok, aratmayan özellikleri çok var. Çok güzel ve çok özel bir tarihi alan. Ve burada daha önceden hem müzeler müdürlüğünü ve üniversitenin gönüllü insanların oluşturduğu bilim insanlarının kazılar oluyordu. Şimdi bu kazı Haziran ayında resmen başladı. Kültür Bakanlığı, Hükümet Komiserliği gönderdi ve resmen başladı. Ve bu kadar güzel coğrafi bir alanda, üstelik de İstanbul'un göbeğinde diyelim, ortasında bir ören kenti olduğu tespit edildi. Biz bunların hem tanınmasını ve dünyaya tanıtılması için de özellikle bir dizi çabalarımız var. Sizlerle konuşacağız evet, yani sonra. Sadece İstanbullulara değil dünyaya tanıtmak evet, için. Kesinlikle. Onu konuşacağız. Şimdi ama şu İstanbul'un ortasında böyle denizi, gölü, doğal şeyi olan yani İstanbulluları mesela avcılara davet etmek ister misiniz siz? Bu yani stresten kurtulmak, İstanbul'un o yoğun atmosferinden evet. Kurtulmak için avcılara da hani bir uğrasınlar, bir kahvenizi içsinler. Misafir etmek ister misiniz İstanbulluları? Kesinlikle. İstanbul'dan, avcılardan geçerken direkt evet, karayolu üzerinde geçmeden bile, geçiyorken bile sağ tarafta yan yola girip Gümüşpala Mahallesi yazan yola bu göldeki şu ana manzarayı görebilirler. Ve biz Ramazan'da etkinlikleri burada yaptık. 18 dönümlük bu park içinde bizim amfiteyatromuz var. Burada her akşam konserler, tiyatro, sema gösterileri, her tür etkinlikler oldu. İnsanlar geldiğinde gözlerine inanamadılar. İnanılmaz bir güzellikteki yeşil alan içinde. Ağaçların hepsi birbirinden güzel. Muhteşem bir gölgeliği ve serinliği var. Ve göl manzarası inanılmaz güzel. Ve İstanbul 40 derece yanarken burası yanarken serin. Burası çok güzeldi. Ve insanlar akşam çoluk, çocuk, kadın, işte yaşlısıyla, engellisiyle, çocuklarıyla herkes akşam burada
tiyatrosunu izliyor, konserini izliyor ve güven içinde gece yarılarına kadar çok rahat ve güven içinde kalabildikleri gerçek bir kent dokusu. Kadının ailenin özgürleştiği bir kent dokusu burada Avcılar'da yaşayabilirler. Bunu korumak, hatta daha büyütmek, geliştirmek sizin herhalde hedeflerinizden biri olacak. Kesinlikle. Yani mesela yan tarafta üniversitenin bahçesi var, orayı da dahil etseniz ne güzel olur. O işte üniversite dediniz değil mi? O da bizim 7. zenginliğimiz. İstanbul Üniversitesi'nin kampüsü, mühendislik fakülteleri, diğer fakültenin dahil olduğu kampüs ve 20 binin üzerinde öğrencinin olduğu alan bizim topraklarımızda. Bu kadar büyük bir üniversitesi var. Ayrıca iki özel üniversite daha var Avcılar'da. Ve Avcılar aynı zamanda bir üniversite kenti. Biz bu üniversite kentini bir bilim kenti haline getirmek için de ayrıca çabalarımız var. Onları da konuşacağız sizinle. Evet, şimdi Avcılar'ı biraz tanıdık. Şimdi siz Avcılar'da ne yapıyorsunuz? Biraz onu konuşalım. Özellikle seçim döneminden bu yana çok önemsediğiniz ve hatta adımlar attığınız bir alan var. Dezavantajlı kesim dediğiniz kadın, gençlik, siz anlatın bence. Yani o kesimlere dönük Avcılar'da bir takım şeyler değişti. Değişmeye de devam edecek. Devam. Bunlara ilişkin mesajlarınızı alalım öncelikle. Şimdi belediyeciliğimizde bizim en çok önem verdiğimiz şey, halkçı belediyeciliğimizde önem ver. Önce insan. Biz seçim döneminde de dedik, hayatımız boyunca da. Önce insan. Önce insan diyorsanız, insanın dezavantajlı olanlarının da mutlaka öncelik vermek ve onların problemlerini çözmek zorundadır. Önce insan diyenler. Dezavantajlı gruplar deyince bunlardan büyükten başlayalım. Yaşlılarımızdan. Şimdi biz Avcılar'ın 10 tane mahallesi var. Bunlardan 3 tanesinde emekli grubu çoğunlukta. Yaş sınırı yüksek. O nedenle de emeklilerin yoğun olduğu, yaşlıların yoğun olduğu mahallelerimiz var bizim. Bütün İstanbul'da da gerçekten sosyoekonomik düzeyi gelişmiş semtlere gittiğinizde yaş grupları da artmakta. Biz Avcılar'da bu yaş grubu için belediyemizin yanında bizim kafemiz var. Orası emekliler kafesi. Orada her sabah yaşlılarımız erken kalkarlar. Orası açılır. Simit çay servisleri, ki bunlar ücret talep etmeksizin yapılır. Onların bir arada kaynaşması sağlanır. Biz ayrıca onların evlerinde de ev bakımlarını yapmak, onların envanterini tutmak ve evde yaşamlarını yalnız başına sürdürüp sürdürmediğini de tespit edeceğiz. Biz onlar için huzur evimizi yaptık. Bitirmek üzereyiz. Yakında hizmeti de açacağız. Huzur evi artık onlar yaşamlarında ne derlerse konuk eve denebilir. Buradaki bizim ana hedefimiz evinde bakılamadığı durumda yaşlının burada konuk edilmesi ve onun hak ettiği insani koşullarda yaşamını sürdürmesidir. Onlar bizim için önemli çünkü değil mi? Kesinlikle. Hayatın en güzel yıllarını ülke için vermişler. Yani. Sonra kadınlarımıza gelelim büyükten başlarken. Ayrıca kadınlar bizim dezavantajlı grup. Maalesef kadın dezavantajlı grup. Olmaması gereken bir şeydir. Düşünün ki bir toplumda bir cins dezavantajlı olarak adlandırılıyor. Ama maalesef toplumun yarısı bizim, üstelik. Evet, bu bizim gerçeğimiz. O nedenle de biz kadının özgürleşmesini, ekonomik ve sosyal hayata kazandırılmasını istiyoruz. Bu nedenle de zaten bir kent kadını özgürleştirmesiyle ölçülür. Bir kentin ne kadar modern bir kent olduğu, gerçek bir kent olduğu. O nedenle de biz kadınlarla ilgili bir dizi çalışmamız olmakla birlikte kadına yönelik şiddetin de farkındayız. Ben aynı zamanda bu konuda İstanbul'da bu komisyonda da bulunan ve 20 yıl bu konuda emek veren bir hekimim aynı zamanda. O nedenle de bizim kadın konuk evimizde bitirilmek üzere. Ve biz siz konuk evi diyorsunuz değil mi? Evet, onu özellikle onu seçiyorsunuz. Tabii konuk evi ve öncelikle söyleyeyim Avcılar Belediyesi meclisinden de geçirmiştir. Kadın Aile Müdürlüğü'nü kurmuştur. Mevzuatını ve yönetmeliğini de yapmıştır. Kadın bizim için çok önemli. Aile bizim için çok önemli. Onun için kadın konuk evimiz de var. Ve engelliler için. Biz engelli merkezimizi de. Hem engelli merkezi hem engelli konuk evi. Burada hani az önce demiştim ki
kadını özgürleştireceğiz, ekonomik ve sosyal hayata katacağız. Kadın nasıl özgürleşecek? Evde bakmak zorunda olduğu yaşlısı varken, bakmak zorunda olduğu engellisi varken, kadın nasıl işe gidebilir? Alışverişe dahi çıkamaz. O nedenle de biz gündüz onların bakım için üstleneceğimiz, emanet alacağımız zamanları olacak. Kadın evindeki yaşlısını ve engellisini bize emanet edip işine gidebilecek, işlerini yapabilecek. O nedenle de biz kadını özgürleştirme hedefi dahilinde aynı zamanda hem engellilerin de sorunlarını çözen bir belediye olmak istiyoruz. Onun için de onlara engelli merkezimizi de kuruyoruz. Konuk da edeceğiz, gereğinde bakacağız onlara. Aynı yaşlılarımıza yaptığımız gibi. Bütün bunlar aynı zamanda birbirine bağlantılı. Bağlantılı. Yani bir kadını kompleks. Özgürleştiriyor aynı zamanda. Bir kompleks. Ben kadını özgürleştiriyorum demekle olmuyor. Olmuyor. Evet. Kesinlikle. Onun için birbirine bağlantılı olduğu için bütün dezavantajları. Diğer dezavantajlı gruplar gençliktir. Evet. Bizim ülkemizde maalesef çok sorunu var gençliğin. Özellikle sosyoekonomik düzeyi düşük, kırsal mahallelerde gençliğin sorunları çok hayati. Şu anda hep basından da izliyorsunuzdur. Madde bağımlılığı, işte çeşitli kimyasal madde, bonsai gibi bağımlılıklar çok arttı. Genç ölümleri yaşanıyor. O nedenle de gençlerin, yoksul mahallelerindeki gençlerin bağımlılıktan ve suça teşvikten kurtarmanın yolunu bilim şöyle olduğunu görmüştür. Sanat ve sporla çözüldüğünü. Eğer genç sanat yapabiliyorsa, sanatla uğraşabiliyorsa, hatta bir müzik aleti çalmasını sağlamakla Venezuela'da El Sistema'yla binlerce tabii, genç yoksul en büyük gençlerin orkestraları kurulmuş ve onların madde bağımlılığından ve suça eğilimden uzak kalmışlardır. Bu ispatlanmış bir gerçekliktir. O nedenle de biz gençlerin mutlaka her genç bir müzik aleti çalmalı. Her genç istiyorsa bir sanat dalıyla uğraşabilmeli. Ve her genç bir spor dalıyla uğraşacak şansa sahip olmalı böyle bir hedef diyerek de var, değil misin? Hedef koyduk. Daha birinci ayında Avcılar'da orkestra müdürlüğümüzü kurduk biz. Avcılar'ın şimdi orkestra, belediye konservatuvar, orkestra müdürlüğüne bağlı da konservatuvarımızı da kurduk. Eylül'de de eğitime başlıyoruz. Avcılar Belediye Konservatuvarı'nın ona bağlı korosu olacak, orkestrası olacak, müzik, tiyatro ve halk danslarında eğitimler verecek. Bunun için de üniversite işbirliği yapacak ve Türkiye'de çok beğenilen sanatçı akademisyenler tarafından eğitimlerini alan bir sanatçı yetiştirmenin yanında o öğrenciler aynı zamanda mahallelerdeki kurdukları sanat sokaklarıyla yoksul mahalle çocuklarını da sanatla buluşturarak, dahası sanatla buluşmak her insanın gereksinimi, donanımlarının artırılması her insanın, üniversite gençliğinde böyle bir gereksinimi var. Sosyoekonomik düzeyi yüksek olan gençlerin de donanımlarını artırmak, sanatla uğraşan, sporla uğraşan sağlıklı bir gençlik yetiştirmek için spor müdürlüğünü ve orkestra müdürlüğünü ve konservatuvarı kurduk. Eş zamanlı olarak. Şimdi buradan bütün Avcılar gençliği müzik aletiyle buluşturmak ve bir sanat sporla. Spor dalıyla buluşturmak gibi bir hedef var. Evet, spor müdürlüğümüzün yanında sporla ilgili olarak bizim çok güzel bir kompleksimiz var. Bunun yarısı aşağı yukarı yapılmış vaziyette ve bizim olimpik spor çalışmalarını yapabilecekleri bir alanla ilgili projemiz var Avcılar'ın. Ve stadyum yapılmış vaziyette. Stadyumun yanında bir alanımız var. Biz buraya tenis kortlarından yüzme havuzlarına kadar olimpik bütün müsabakalarını yapabilecekleri gençlerin bir spor tesisi yapıyoruz. Ve oraya da içine de milli eğitime tahsis etmek üzere spor lisesini yapıyoruz. Yani bir lise öğrencisi olimpik bir alanda her türlü tesisle
yetişecek. Ayrıca avcılardaki tüm gençler ve okullar kendilerine olimpik müsabakaları, uluslararası hatta müsabakaları yapabilecek tesise kavuşacaklar. Bunu da en kısa zamanda tamamlamayı arzu ediyoruz. Yani bu şimdi gençleri şu madde bağımlılığı meselesiyle mücadele, bir sözde evet. mücadele tarafı var. Yani bazı kurum ve kuruluşlar bununla mücadele edilmesi gerektiğini söylüyor. Ama sonuçta bakıyoruz işte çok sayıda genç bununla ilgili sıkıntı yaşıyor. İstanbul'da evet. özellikle. Ama bu gerçek mücadelenin biçimi aslında, değil mi? Yani evet. buradan sonuç alırsınız. Tabii palyatif mi, pansuman, tabii pansuman mücadele başka bir şeydir. Köklü mücadele onlara ana uğraşlarını vermektir. Siz bir gence eğitimin yanında sporla, sanatla donanımlarını artırıyor. Dahası onların geleceği için diğer kaynaklar da oluşturacağız biz. İstihdam kaynakları da oluşturarak. Bunu çözümü köklü çözümlerle yapacağız. Ayakları yere basan, bizlerden sonra da devam eden, yüzlerce yıl devam edecektir artık bu. Bizden sonra da devam edecek ana çözümler üreterek bu tür hem suçla ilgili olsun hem madde bağımlılığı ilgili olsun mücadeleyi bilimsel yönden de yapıyoruz. Hizmet yönünden de yapıyoruz. Bilimsel yönden bize biraz bu işin yani bu işe bulaşmış yani daha doğrusu çocuklarımızı zehirlenmiş işte bir şekilde kullananların tedavisiyle ilgili de bir mesaj verir misiniz? Yani kolay mıdır, zor mudur bu tedavi? Anneler işte babalar tabii. bununla ilgili çözümsüz olduklarını söylüyorlar bazen. Evet. Siz aynı zamanda hekimsiniz. Bu hekim özelliğinizden de istifade ederek bu konuda da bir bilgilendirme yapar mısınız bize? Tabii. Ailelerin mutlaka panik çocuklarıyla yapmasına... tabii panik yapmamalı. Çocuklarına güvenmeli. Ancak çocuklarını çok iyi takip etmeliler. Onlarla beraber zaman geçirmeliler. Ve onların mutlaka boşluktan kurtarılıp işte spor gibi, sanat gibi çocukların ruhunu doyuracak, onlara özgüven kazandıracak faaliyetlere de yönlendirilmesi gerekiyor aynı zamanda çocukların. Buna bulaştıktan sonra da, bu tür maddelerle tanıştıktan sonra da ailelerin mutlaka profesyonel destek ailenin alması gerekiyor çocuktan ailenin. Önce. Evet, tabii. Yani o çok önemli. Yani çocuktan önce aile, çocuğuna nasıl yaklaşacağını öğrenecek. Çocuğuna, burada doğru yaklaşım çok önemli. Doğru yaklaşım önemli. Çocuklarıyla kesinlikle suçlayarak, onları cezalandırarak, onlarla bağlarını kopararak asla mücadele edilemez. Onlarla birlikte onları kazanmaya çalışarak bunları yapacaklar. Ve ulaşamayacakları yerlere götürüp yapabilirler. Onları o maddelere ulaşamadıkları alanlarda rehabilitasyonunu sağlayabilirler. Varsa köylerine götürebilirler, ortamdan uzaklaştırabilirler. Böyle şeyler yaparak da çocuklarının kısa zamanda bu bağımlılıktan kurtarılması için bu çabaları gösterebilirler. Çok sabırlı olmaları çok gerekiyor. Sabırlı. Evet. Şimdi burası bu içinde bulunduğumuz alan avcıların en büyük yeşil alanlarından biri. Evet. Burası bir defa aldığımız mesajda korunacak. Yeni yeşil alanlar avcılara ilave edilme şansı var mı? Avcıların kent dokusunda buna uygun mu durum? Evet. Bizim avcıların kentleşmemiş 3 tane mahallemiz var bizim kırsal. Orada yeşil alan haline getirebilecek alanlara sahibiz. Oralara biz istenmeyen inşaatlar yapılmasını zaten istemiyoruz. Yani hani kaçak inşaat diyelim. Evet. Bundan sonra yapılmayacak. Biz oraları kent dokusuna kavuşturacağız. Bir kentte yeşil alana ayrılması gereken alanları, donatı alanları, donatı alanlarından kastımız okulların. Burası gibi alanlar. Evet, burası gibi alanların yanında aynı zamanda okulları, kreşi, sağlık merkezleri, işte karakolu, pazar yerleri, yani bir kentte olması kültür merkezleri, bunların var olduğu ve evlerinin de sağlam ve sağlıklı olduğu bir kent dokusuna kavuşturulması için şimdi planlarımızı hazırlıyoruz. İstanbul Büyükşehir 1/5000'lik planlarını yapmaya başlıyor. Biz de 1/1000'lik planlarımızı yapıp aynı zamanda da bu kent dokusunun bir an evvel dönüşümünü de sağlayıp her yerde de böyle yeşil alanlarında olduğu, parkların olduğu ve diğer bütün sosyal donat alanların olduğu bir kent dokusuna çevireceğiz.
avcıları. Şimdi bir orkestraya tekrar dönelim. Orkestra çok önemli. İstanbul'un, belki de Türkiye'nin, bilmiyorum, başka belediyelerde de vardır. Belki varsa bizi düzeltsinler bu programı izleyip. Tek orkestrası ya da tek konservatuarı olacak. O anlamda çok önemli. Avcıların hem gençleri işte müzik aletleriyle tanışacaklar, sanatla buluşacaklar ama Avcılar da bir sanat merkezi noktasına doğru gelecek. Sizin böyle bir sloganınız vardı zaten. Avcıları İstanbul'un yeni kültür sanat merkezi haline getirmek gibi. İşte buna ilişkin kültür merkezleri, biraz önce ifade ettiğiniz gibi, çalışmaları var. Bu arada çok ünlü isimler de size destek veriyorlar. İsterseniz açıklayın, isterseniz açıklamayın. Biz biliyoruz onları. Yani bu sanat devrimi diyebileceğimiz Avcılar'daki yeni dönüşüme ilişkin ne mesajlar verirsiniz bize? Evet. İstanbul'da, İstanbul Büyükşehir'de dahil olmak üzere belediye konservatuarı yok. Avcılar ilk defa İstanbul'da belediye konservatuarı olan bir ilçe, bir kent olacak. Konservatuarla birlikte o konservatuarda eğitim veren öğretmenler aynı zamanda Avcılar Belediye Orkestrası'nı ve Halk Müziği Korosu'nu da oluşturacaklar. Bizim Avcılar'da her ay Avcılar Belediye Konservatuarı Halk Müziği Korosu tarafından konser düzenlenecek. Bu konseri de çok ünlü yönetmenler ve ünlü sanatçılar da buraya davet edilecek. Ayrıca halk müziğinde diyelim ki virtüöz olan işte Sayın Arif Sağ gibi öğretmenleri burada hem öğrencileri yetiştirecekler hem de aynı zamanda halkımıza ayda bir inanılmaz güzel tatlı konserler verecekler. Bunun için Avcılar her şeye sahip. Gördüğünüz gibi burada bir amfiteyatromuz var. Kocaman bir amfiteyatromuz var yazın açık havada. Ve kültür merkezimiz var. O nedenle de biz sürekli sanat faaliyetlerin hem akademik bir bağlamda gençlere akademik kariyer kazandırarak aynı zamanda onları eğitip öğreterek mahallelerde onların yoksulluklarını ve sıkıntılarını çözerek aynı zamanda da halka da konserlerini de vererek bu tiyatro dalında olacak, halk dansları dalında olacak. Bunları da yaparak aynı zamanda bir sanat kenti olmayı da sürdürecek. Şimdi bu gençlerle ilgili sizin Avcılar'da yaşayan gençlere yönelik mesajlarınızı aldık. Onlar önemli. Onların yeni dönemdeki hayatlarına ilişkin dokunma noktaları olacak. Ama siz seçim çalışması döneminde de ifade ettiniz. Buradaki üniversiteli gençliğini de Avcılar'da tutmak, entegrasyon. Onları sadece okula gelip gidilen bir yer olarak Avcılar'da tutmamak, tam tersine Avcılar'da yaşamlarını sağlamak. Bunun ilk adımını da geçtiğimiz günlerde attınız. Onların tasarladığı, geliştirdiği bir aracı tanıtımına bizzat katıldınız. Evet. Onlarla birlikte olduğunu, ben çocukların çok morallerinin yüksek olduğunu, hocaların da çok sevindiklerini, yani buradaki belediye başkanının, bu kentteki belediye başkanının üniversitedeki çalışmaya destek verdiğini gördüler. Bu evet. Devam edecek mi? Bu ilişki devam Kesinlikle edecek mi? Kesinlikle devam edecek. Ve onlar artık Avcılar'daki kafelerde üniversiteli gençleri görecek mi? Elbette. Şimdi bizim ana hedeflerimizden biri de üniversitenin Avcılar'a entegrasyonuydu. Hem üniversite öğrencilerine katkı sunmak hem de onların Avcılar'da yaşamlarını sürdürmesini sağlamak. Bu Avcılar'ın hem sosyoekonomik düzeyine katkı sunacağı gibi öğrencilere de bizim olumlu katkılarımız olacaktır. Biz belediye başkanlığına geldiğimiz ilk günden beri bilimi ve gençliği destekleyeceğimizi söyledik. Onların yaptıkları her faaliyetlerde, onların işte bilimsel olarak yapmış oldukları başka yerlere giderek yarışmalarda ve kendilerinin sundukları faaliyetlerde biz onlara destek sunuyoruz. İşte geçen hafta onlar hidrojen gazından, doğada evet. çok da bulunan hidrojen gazından çok elektrik önemli. Üreterek otomobil yaptılar. Bu geleceğin, evet çünkü petrol tükenebilir bir yakıt. Pahalı. Aynı zamanda pahalı. Çevreci değil. Evet değil. Hem ekolojik, doğada bulunan, yani
pahalı olmayan ve tükenmeyen bir kaynaktan elde edilen bir yakıt ürettiler. Biz de onları destekleyeceğimizi söyledik. Hep buna devam edeceğiz. Ayrıca biz üniversite öğrencileri için şimdi misafirhane yapıyoruz. 320 yataklı. O da bitmek üzere. Biz Avcılar'a gelen öğrencileri konuk edeceğiz. Onlar orada konuk olduktan sonra yurt buluncaya kadar, ev buluncaya kadar Avcılar Belediyesi'nin misafirhanesinde konuk olacaklar. Geleceğe dönük olarak da yurt yapmayı da planlıyoruz. Artık belediyelerin yurt yapabilirliği de söz konusu değil mi? Söz konusu oldu. Buna çok seviniyoruz ve bunu da yapacağız ayrıca. Şimdi bu araçla birlikte sizin o özelliğiniz, yani gençlerle ilişki ve üniversiteli gençliğin Avcılar'da kalma noktasındaki çalışmayı gördük. Ama bir başka özelliği daha siz vurguladınız orada. Çevreci olma. Evet. Avcılar Belediyesi çevre noktasında da herhalde çok duyarlı olacak bundan sonraki dönemde. Kesinlikle. Her anlamda, yani sadece yeşili koruma anlamında değil, işte karbon emisyonu vesaire, enerji verimliliği anlamında da çalışmalar yapacak anladığım kadarıyla. Kesinlikle yapıyoruz ve yapmaya da enerjinin üretilmesinden özellikle aydınlatmada olsun. Bununla ilgili projelerimizi de hazırlıyoruz. Biz çevre kirliliği, yaratılmış kirliliği temizlemek üzere, bir daha kirlenmemek üzere tedbirlerin alınmasından bizden sonra gelecek olanlara bir ekolojik, yeşil bir çevre bırakma hedefindeyiz. O nedenle de bu hidrojenden elektrik üreten otomobili çok gönüllülükle katıldık. İki kere destek verdik diyorsunuz. Evet, evet. Yani aynı zamanda siz bir annesiniz, o anlamda da. Evet. Gelecek kuşaklara onların yönelik bilimsel çalışma yapmalarını da çok böyle keyifle, evet, karşıladık. Yani sevinçle. Onlar sizin belki oğlunuza aynı yaştalar. Evet. Ve orada gözlemledim ben yaptıkları çalışmayı, sizin destekleme biçiminiz de. Hem bir başkan tamam, yani orada o zaten seçim döneminde de söylediğiniz bir şeydi. Ama bir annenin gururu da vardı orada. Hepsi sizin çocuklarınız gibi yani orada. Evet. Evet. Gerçekten şimdi, çok teşekkür ederim. Bu çalışmalar sürüyor. Avcıların bunlar güzel çalışmaları, güzel yönleri, hoş yönleri. Ama avcılarla ilgili bir sıkıntı var. Şöyle, bu spekülasyon şeklinde de bu geçtiğimiz Marmara depreminde en çok etkilenen kentlerden biri Avcılar oldu. Ondan sonra Avcılar üzerinde birileri hep spekülasyonlar yaptılar. Bir defa onlara bir cevap istiyoruz sizden. Yani Avcılar'da yaşamak, Avcılar'da oturmak, işte biraz önce bahsettiğiniz gibi bir sürü güzellikle iç içe. O cevabı, evet, o noktada verdiniz ama şu noktada, yani deprem değil konut insanı öldürür noktasında. Siz aynı zamanda bilim insanısınız. Bu özelliğinizi de konuşturarak Japonya deprem ülkesi. Ama insanlar Japonya'dan terk etmiyorlar, gitmiyorlar. Kimse Japonya ile ilgili spekülasyon da yapamıyor. Yani o noktada sizden bir mesaj özellikle istiyoruz. Çünkü bugünlerde yine konuşulmaya başlanacak bu olay. O mesajı almak isterim sizden. Sonra bir takım şeyler daha soracağım bu konuyla ilgili. Evet. Biz önce bir avcılarla olarak avcıların adının depremde alınmasından çok üzgünüz ve çok rahatsızız. Bunu net olarak söylüyorum. Kesinlikle. Ve o dönemde yapılmış olan o binaların, hatta bunu yapanları kınıyorsunuzdur. Onu yapanları da kınıyorum. Evet. Geçmişte olumsuz yapılmış, mühendislik hizmetleri almamış. Dahası altına otomobil garajı yapıp da otomobiller sığsın diye kolonlarını kesen insanların yaratmış olduğu bilimden uzak bir tavır içinde hem yapılanma hem de davranışla Avcılar'da depremde bu yıkımlar oldu. Ama bu münferiten bir olaydır. Avcılara mal edilen, genelde mal edilen bir şey olmaması gerekir. Hepimiz de biliyoruz ki her zemine ev yapılabilir. Deniz üzerine bile ev yapılabilir. Ev yapılabilir. Bu konuyu çok ayrıntılı konuşacağız sizden. Bu çok önemli. Siz bilim insanısınız. Bir kısa araya gidelim başkanım, izin verirseniz. Sonra devam edeceğiz. Efendim devam ediyoruz. Avcılar'dayız. Avcılar Belediye Başkanı Doktor Handan Toprak Benli ile sohbetimiz sürüyor. Çok önemli bir mesaj verdi sevgili başkan. Bugünlerde çok konuşulacak, belki birileri yeniden gündeme getirecek avcılarla ilgili. Avcıların depremle anılmasını istemiyoruz. Bu konuda yapılan yanlışlıkları kınıyorum dedi. Söz sizde, devam edin lütfen.
Evet. Avcılar İstanbul'un diğer semtlerinden farklı bir zemin yapısına sahip değil. Kesinlikle. Ve her zemine ev yapılabilir. Yeter ki iyi bir mühendislik hizmetleri alsın. O nedenle de Avcılar'ın depremde anılması doğru değil. Ben burada bir gönderme de yapmak istiyorum. Şimdi tarihe baktığımızda Jean-Jacques Rousseau'yu örnek vermek istiyorum. Şimdi 1756 yılında Lizbon'da deprem oluyor. Deprem olduktan sonra tabii Papa bir açıklama yapıyor. Bunu tanrısal bir olaya bağlıyor ve insanların işte bu sosyal yönden ahlaki zafiyetleri tanrısal olarak meydana gelmiş olan depremin bir cezalandırma mekanizması olduğunu söylüyor. Arkasından tabii Voltaire gibi bilim insanları da, bilime inanan insanlar da açıklamalarını yaparak diyorlar ki deprem jeolojik bir olaydır. Fay hatların çatlamasıyla oluşur. O nedenle de bunun başka hiçbir şeyle alakası yoktur. Ne insanların toplumsal ahlakla yani hiçbir şeyle alakası yoktur diye. Bilimsel olarak açıklama yapıyorlar. Şimdi Jean-Jacques Rousseau da her ikisini de reddederek diyor ki eğer... Farklı bir yerden bakıyor değil mi? Farklı bir pencereden bakıyor. Eğer sadece tanrısal bir olay olsaydı neden zengin mahallelerdeki insanlar ölmüyor da hep fakir mahallelerdeki hep fakirler ölüyor depremde? Tanrı fakirleri daha az sevebilir mi? Böyle bir şey olamaz. Hep zenginler kalacak, deprem olacak, fakir insanlar ölecek. Böyle bir şey olmaz. Ya da ahlaki çöküntü sadece orada mı olur? Orada mı olur? Onların parayla alakası yoktur. Tanrı zengin fakir ayrımı yapmaz. Ahlak da zengin fakir ayrımı yapmaz. O halde sadece Papa'nın bağladığı konunun doğru olmadığını söylüyor. Ayrıca yetmez Voltaire, diyor değil mi? Evet. Ayrıca Voltaire için de diyor ki eğer sadece bilimsel bir olaysa fay hattı jeolojik bir olaysa fay hattı sadece fakir mahallelerin altından mı geçiyor bu fay hattı? Evet. Zengin mahallelerin altından geçmez mi? O nedenle de sadece onunla da alakalı değil. O nedenledir ki diyor deprem sosyolojik bir olaydır. Sosyoekonomik düzeyi yüksek, bilimsel hizmet almış, mühendislik, mimarlık hizmeti alarak zeminine uygun yapılan bina depremden hasar görmez. Hasar görse bile insanlar ölmeden çıkar içine. Bina yan yatıyor, devriliyor, yine insanlar ölmeden çıkıyor. O nedenledir ki deprem sosyolojik bir olaydır. Biz Avcılar'la olarak, Avcılar Belediye Başkanı olarak depremin sosyolojik bir olay olduğunu biliyorum ve düşünüyorum. O nedenle de her zemine ev yapılabilir. Yeter ki onlar çok iyi hizmet verilsin. Biz o nedenledir ki yeni yapılacak binalar için plan proje müdürlüğümüzü ve buna bağlı kentsel tasarım şefliğimizi kurduk. Burada her türlü mühendisimizin, mimarımızın yanında sosyoloğumuz da var. İnsanlara geçmişteki yapılmış riskli binalarının yıktırılıp yenine yerisinin yapılmasından, yeni binalarının sağlam yapılmasına kadar sosyolojik hizmet de vermek üzere varlar. Ama canım şurasını da şöyle yapalıma izin ve bunun bu senin hayatına mal olabilir. Evet. Diri anlatacak herhalde sosyolojik. Kesinlikle. Değil mi? Evet. Şimdi biz geçmişte ağır hasarlı oturulan bina yok. Ağır hasarlı bina yok. Yıkılmış aşağı yukarı hepsi de. Bunları tespit ettik. Orta hasarlı binalara da benim belediye başkanlığımdan önce bir tebligat göndermiş. Biz bu tebligatları yeniledik. Onun dışında 2000 yılından önce yapılmış binalara da şimdi tebligatlar gönderiyoruz. Diyoruz ki insanlara evlerinizi risk analizlerinizi yaptırınız. Riskli bina varsa riskli binalarınızı yenilemeniz gerekiyor. Yeniden yapılması için sizler önce risk analizlerinizi yaptıracaksınız, bize geleceksiniz. Zaten Avcılar Belediyesi de bütün İstanbul'daki, bütün Türkiye'deki belediyelerde yasa gereği bunun için herhangi bir ruhsat harcı ya da hiçbir bedel almıyorlar. Tam tersine önünü açıyorlar bu tür çalışmalara. Önünü açıyorlar. Aynı zamanda da bu bilgileri de vererek bir sosyolog,
bir psikolog, aynı zamanda da burada bulunan diğer mühendislerimiz de onlara her tür hizmeti veriyor. Vermeye de hazırız. Yeter ki binalarının risk analizlerini yaptırsınlar bir an evvel ve yeni binaları da yapsın. Bu yapmaya da devam ediyor. Şu anda biz yenileri, eskilerinin yerine yıkılıp yeniler yapmaya Avcılar'da devam ediyoruz. Ayrıca yeni oluşturulan kentlerimizde de, yani mahallelerimizde de kentsel dönüşümü de başlatmış bulunuyoruz. Burada da yeni mahallelerle, yeni yapılan binalarla ve tasarımlarla da halkımızın yanında olacağız. Kentsel dönüşümde de bu olayı dikkate alacaksınız ve o kesinlikle çalışma ekibi, evet, onlara da, evet, aynı şekilde hizmet edecek. Çünkü kentsel dönüşümde bir endişe var. Yani işte o kentsel dönüşüm yapılırken sadece binanın yenilenmesi noktasında, tam tersine daha genel bakılacak anladığım kadarıyla olaya, sosyolog, psikolog vesaireyle daha genel bakılacak. Evet. Avcılarım, biz mahalle yapısının korunmasını istiyoruz. Böyle yapılmış işte kapalı siteler içinde insanların birbirini tanımadığı, büyük büyük binaların olduğu, AVM'lerin olduğu bir kent istemiyoruz. Avcıların kent dokusu mahalle yapılarından oluşur. Mahalleli birbirini tanır, sever ve mahalle yapısında da dükkanları vardır. Kasabı, bakkalı, manavı. Böyle, bu tür dükkanların çiçeğini böceğini kendi sattı, insanların esnafının satış yaptığı bir kent. Bu Avcılar hayali, evet, çok ilginç yani. İstanbul'da genel olarak herkesin hayali bu aslında. Evet. Yani bu hayalinizi yaşayan insanlar, burada yaşayan insanlarla paylaştığınızda nasıl karşılıyorlar? Avcılar zaten böyle. Var olan, evet, kent dokusu böyle. Bozmayacağız bu kent dokusu. Bozmayacağız. Yeni yapılan yerlerde de bunu pekiştireceğiz. Daha da güzelleştirerek de yapacağız aynı zamanda. Bizim Avcılar'daki kentsel dönüşümdeki ana hedefimiz mahalle kentleri, mahalleli yaşamının olduğu, dükkanlarıyla komşuluk ilişkilerinin, devam ettiği, aynı parkı paylaştığı, değil mi, insanların? Evet. Öyle bir kent dokusu oluşturacağız. Tabii sağlam ve güzel evlerden oluşan mutlu bir kentli yaşamı oluşturacağız. Çok talep var mı? Evini yenileme talebi var mı son dönemde? Evet. Bu konuda gerçekten çok talep var. Tabii hele ada bazında dönüşümler olduğu zaman daha onlara destek veriyorsunuz, daha da, değil mi? Güzel olacak. Çünkü ada bazında yapılan desteklerle işte otoparkıyla, kendi yeşil kayıtları daha az olacak. Yeşil alanları olacak, otoparkları olacak tam bir kent dokusuna. Ama komşularını da kaybetmeden. Biz buna yerinde dönüşüm diyoruz. Dönüşümü önemli, yerinde. Yani komşular, yani bu Avcılar'daki işte rantı yukarı çekerek buradaki insanların daha az gelişmiş yerlere gönderilmesiyle bu sorunu böyle çözeriz noktasında olmayacaksınız. Burada yaşayanlar, evleri de burada olacak, kendileri de burada olacak ama yenilenecek evleri. Evet. Evet. Şimdi bu önemli. Yani bugünlerde çok konuşulacak. Verdiğiniz mesaj da bu anlamda önemli. Anlattığınız Jean-Jacques Rousseau'nun bakış açısı, Lisbon depremine ilişkin bakış açısı da önemli. Avcılar İstanbul'a çok, İstanbul merkezine yakın bir yer. Bahsettiğiniz mahalle yaşamı burada olduğunda buraya talep de artabilir. Böyle bir şey de olabilir. Bunu dikkate aldınız mı? Yani buraya çok insan gelmek isteyebilir. İnsanlar, evet, büyük yüksek gökdelenleri önce yaptılar. Ya da kent dışında yeni kent merkezleri kurdular. Sonra baktılar ki öyle çok da iyi değil yani oralarda yaşam. Çok geri dönüşler var. Geri dönüş diyoruz biz buna. Mesela Nişantaşı bölgesine tekrar geri dönenler var. Başka yerlerde Cihangir mesela çok merkezi bir yer oldu Taksim bölgesinde. Avcılar da mahalle yaşamı nedeniyle insanların geri dönüş yapabileceği ya da burada yaşamın öne çıkabileceği bir yer olabilir önümüzdeki süreçte. Bunu dikkate aldınız mı? Yani burada kiralar yükselebilir, daha çok insan gelebilir, daha çok yurttaşınız olabilir, daha çok seçmeniz olabilir. Bunları dikkate aldınız mı bunu söylerken? Elbette. Öncelikle Avcılar'da deprem olduktan sonra terk edenler, başka semtlere göç edenler geri döndüler Avcılar'a. Avcılar'daki bu samimi mahalle yaşamını başka yerde bulamadıklarını söyleyerek geri döndüler. Çünkü ben 22 yıldır Avcılar'dayım. Avcılar'a 92 yılından beri sağlık ocağı hekimi yapıyorum ve kesintisiz de sağlık hizmeti verdim.
sürekli de halkın yanında ve nabzında olduk. İnsanlar bunları paylaşırken, avcılar o kadar güzel ki, bizim burada çok güzel bir mahalle yaşantımız vardı, dostlarımız vardı, uzak kalamadık diye. O nedenle de avcıların zaten şimdi bunu yaşıyor. Ve biz belediye başkanlığım döneminde burada Gümüşpala'da ve Paşaeli Parkı'nda bu düzenlediğimiz etkinlikle çevredeki esnaflar teşekküre geldiler. Hem işlerinin arttığını, aynı zamanda da buradaki ev fiyatlarının da yükseldiğini söylediler. Bir talep artıyor değil mi? Evet, değeri artıyor. Onun için de avcıların öncelikle, avcılar halkının burada mutlu olmasını, yaşamını mutlu, sağlıklı, güvenli evlerde sürdürmesini ve bir kentli hizmetine sahip olmasını istiyoruz. Buraya yapacağımız kentleşme de bu doğrultuda olacaktır. Evet, mahalle yaşamını, buradaki bu samimi yaşamı özleyen insanlar da avcılara gelebilirler. Biz bunlara hep hazırız. Buna memnuniyetle de hizmet veririz. Vermeye de devam ederiz. Şimdi avcılar İstanbul'a yakın olduğu kadar aynı zamanda Balkanlara da yakın. Şimdi siz burada yaptığınız bazı attığınız adımlar var. Balkanlar bölgesinden çok sayıda kardeş kent, kardeş şehir projeleri. Devamında da burada Balkanlardan gelen insanların yaşadığını da dikkate alarak devamında da burası böyle Balkanların da buluşma merkezi haline dönüşebilir mi? Öyle bir çalışma da var mı önümüzdeki süreçte? Bu başlattığınız çalışma oraya doğru evrilebilir mi diye sormak isterim. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi avcılar ruhu olan bir kent olacak. Yani bir kent oluşturuyorsunuz, insanların yapısı kozmopolit bir yapının ötesinde ana çekirdeğinin ve demografik yapısına göre şekillenmiş bir kent olacak aynı zamanda. 1920'li yıllardan beri Rumeli Balkanlardan İstanbul'a göç edenler avcılara yurt tutmuşlar. İşte Ambarlı'da, Merkez Mahallesi'nde ve Firüzköy'de ve köyler oluşturarak da aynı zamanda buraya yerleşmişler. Rumeli Balkanlardan göç eden bu kesim burada oluşturduğu kent inanılmaz güzel bir kent dokusunu da oluşturuyor aynı zamanda. Bizim bir modern kentte görmek istediğimiz çekirdek burada var. Buranın yerlileri Rumeli Balkanlardan göç edenlerdir. Sayısı ve oranı hiç önemli değildir. Buranın ana çekirdeğidir. Dokunun, yapının özüdür aslında. Ve Anadolu'dan göç edenler de, gelenler de bu yapıyla entegre olmuşlar ve uyum sağlamışlardır. Bir avcılarlık ruhu oluşmuştur. Avcılar halkı, avcılarlıyım der ve kendi belediye başkanlarını da hep avcılarlıdan seçerler. Bu dokuya uygun olanlardan. Hatta zaman zaman başka dışarıdan gelen başkanlara böyle bir tepki de göstermişler. Hemşericilikler, partinin ötesinde böyle bir hemşericilikleri vardır. O nedenle de avcılar bundan sonra hep böyle avcılarlı ruhunun olduğu bir kent olacak. Rumeli Balkan kökenli olmasını da göz önünde bulundurarak biz Rumeli Balkan ülkeleriyle hep ilişkilerimizi, sıcak ilişkilerimizi sürdüreceğiz. Bir de onlarla turizm yönünden ve sosyoekonomik bağları da güçlendiren projeler de ortaya koyacağız. Ürettiklerinin işte burada bir pazar oluşturmasından tutun da çeşitli kültürel ve sanatsal faaliyetlerinde de bir diyalogla. Biz şunu hedefliyoruz. Rumeli Balkanlara gittiğinizde, Türkiye dediğinizde İstanbul, İstanbul dediğinizde avcılar aklına gelecek. Çünkü burada onların her zaman kendilerini ifade ettikleri ve sürekli bağlarını geliştirdikleri bir belediyecilik anlayışımız olacak. Son dönemde avcılarda işte turizm de mi gelişmeye başladı? Oteller yapılmaya başladı vesaire. Turizme dönük de gelişme var herhalde. Daha da devam edecek mi? Devam edecek, artarak da. Daha konunun başından da söylediğim gibi havaalanına yakın, deniz kenarında, göl kenarında, iki ana arter üzerinde. Fuar alanına yakın değil mi? Yani? Fuar alanlarına yakın. Hem iki fuar alanına da bu kadar yakınlığı buraya var. Buraya otel yapacaksınız üniversite, da nereye yapacaksınız? Yani tabii bilimsel sempozyumların yapılabildi. Bir de ayrıca şimdi Batoniye Antik Kenti'ne sahibiz. Evet, şimdi oraya gelelim. Onu biraz konuşmuştuk başladığımızda sohbete. Ama bizden daha çok yabancılar
yurt dışından gelen konuklarınız var o konuyla ilgili. Çok ilgi görüyor, çok ilgi gösteriyorlar. Evet. Ne olacak orası? Avcıların tarihinde ve talihinde nasıl bir etki yapacak? Siz ne düşünüyorsunuz, ne hedefliyorsunuz? Orası sizi ne kadar heyecanlandırıyor? Anlatır mısınız bize? Evet, Avcıların hem tarihinde hem de talihinde çok önemli etki yapacaktır. Düşünelim ki göl kenarında, Küçükçekmece gibi dünyada eşi benzeri olmayan bir göl kenarında bir liman kenti. Bu liman kenti 8000 yıl öncesine dayanan bir antik kentten, Roma döneminin büyük bir liman kenti, daha bordür taşları bile yerinden oynamamış. Ayrıca Bizans'ın de ana kentlerinden birisi ve ünlü Konstantin'in devleti yönettiği, susarmışlarının, diğer bütün yönetimsel alanlarının bulunduğu ana doku bizim topraklarımızda. Bunların hepsi de bir bir 4 yıllık bir kazıyla su yüzüne çıkarılmış vaziyette ve 150-200 yıl sürecek kazı alanımız var. Onun için de evet kesinlikle. Bu çalışmalar sürerken biz aynı zamanda deniz üzerinden, göl üzerinden turizm alanlarını da açabileceğimiz projeler düşünüyoruz. Sadece biz değil, Avrupa'yı da çok heyecanlandırır. Bütün dünyadaki bilim insanlarını heyecanlandıran bir şey. Tarihe çok önem veren herkesi de. Onun için hem bu dokuya sahip çıkacağız, hem bunun da bütün dünyadaki tarihe, doğaya, varlıklara önem veren herkesle, insanlarla buluşturacağız. Biz şöyle hedefliyoruz. Avcılar sayesinde Batoniye Antik Kenti ve buradaki liman kenti sayesinde İstanbul'un turistin kalma süresini İstanbul'a gelen bir yıl, İstanbul'a gelme süresini gelen turistin bir gün artırmayı hedefliyoruz. Müthiş bir şey. Müthiş bir rakam olacaktır. Evet. İnanın. Yani bir günde harcamayı, yani düşün, İstanbul'a gelen turist sanıyorum 2 ya da 3 gün ortalama evet. Kalıyor. Bir gün artması demek, gelirin o oranda artması demek, işte bilginin, İstanbul'un tanıtımının o oranda artması demek müthiş bir şey. Evet, biz burada o turizm hedeflerimizi gerçekleştirdiğimiz takdirde ki yapacağız bunları. Çünkü Avrupa'dan bize işte Parlamenterler Birliği Başkanı Günter Mayner'den tutun da Avrupalı parlamenterler geliyor ve uluslararası mimarlık biyanelinden geldiler. İnanamadılar. Yani Avcılardan gerçekten E5'ten E6'dan geçen insanlar, hele şeyden E6 arterinden geçiyorsa oranın Avcılar olduğunu bile bilmiyor. Böyle bir topraklarda bu kadar güzelliğin var olduğunu şimdiye kadar gözler önüne serilememiş. Bunu biz yapacağız. Bu kentin kenarında göl de var biraz önce. Gölde bir sportif etkinlikler vesaire öyle şeyler olacak mı? Tabii ki. O göl ve yılan balığının da yaşadığı bir göl. Gölün bir kere yaşamı sürdürülecek. Gölün kenarındaki bu aynı zamanda tarihi dokuda sit alanı diye çevrilmiş ve Kelebek Vadisi'nde olduğu düşünülen, sadece Kelebek Vadisi'de denen kelebeklerin de varlığı, çeşitli böceklerden ve kuşların varlığını bile bilim insanları gördüler. Biz buradaki sadece ve sadece tarihi sit alanını değil, Avcılar aynı zamanda kuşların göç yolu üzerinde. Doğal sit alanı aynı zamanda. Ve biz doğal sit alanını da koruyarak, tarihi sit alanını da koruyarak, buraya yapılacak olan konaklama, işte oteller, her şey ve kazı alanına yapacağımız diğer projelerle, göl üzerinden yapacağımız projelerle dünya turizmine sunacağız ve herkesin de beğenisine sunacağız. Bütün ve kazandıracağız. Dünya izlesin burayı diyorsunuz. Evet. Dünya, yani dünya medeniyeti zaten. Kesinlikle. Bu, dünyayı açmak lazım. Şimdi bir de denizimiz var ama orada biraz Büyükşehir Belediyesi deniz kenarında hakimiyet. Sizin çok iyi diyaloğunuz olduğunu biliyorum Büyükşehir Belediye Başkanı'yla. Yani görüşmelerinizin çok iyi şekilde, gayet verimli şekilde geçtiğini biliyorum. Sahile ilişkin de bir çalışmanız olacak mı? Ortak çalışmanız ya da onu ikna etmeye çalışmanız olacak mı? Şimdi biz tabii hem kendi siyasi çizgimizi görevimizi yaparken, aynı zamanda projelerimizi de bu doğrultuda yaparken, halkımıza hizmet verirken
bir kamu kuruluşu olmanın da bize vermiş olduğu görevle ve görev bilinciyle, uzlaşmacı tutumumuzla halka hizmet vermek için diyaloglarımız herkeste iyi olacaktır. Düzgün ve iyi diyaloglar. Halkımızın haklarını istemeye gidiyoruz sonuçta biz. Evet. Diyoruz ki burada bir kamu hizmeti veriyoruz. Siz de bir kamu hizmeti veriyorsunuz. Burada yapılması gereken durumlar var. Burada yaşayan bir halk var. Onun da hakları var. Bunları söylediğimiz zaman zaten hiç kimsenin buna hayır demesini beklemiyoruz. Derse tabii çok kendisi açısından olumsuz bir şey olur. Avcıların deniz kenarı, tabii İstanbul Büyükşehir'in uktesinde büyük bir alanı. O nedenle de buradaki hizmetlerle ilgili olarak da görüşmelerimiz oluyor. Burada çok önemli, Avcılar Belediyesi tarafından daha önce yapılmış gece güreşlerinin yapıldığı bir güreş arenası vardı. Güreş arenası da şimdi avcıların baş pehlivanı var. Avcıların ona baş cazgırı var. Pehlivanları var. Güreş ağası var. Ve bu gelenek sürüyor. İşte bu Rumeli Balkanlardan göç edip gelenler, Anadolu'da bu gelenek içine ta Dede Korkut'tan bugüne kadar gelmiş bir gelenek var. O koçaklamaların söylendiği, güreşlerin, yağlı güreşlerin yapıldığı alan. Ancak orası İstanbul Büyükşehir'in noktasına geçtikten sonra üzeri kapatılmış, orası çocuk parkına dönüştürmüş. Çocuk parkı olarak da rentable, kullanılır bir park haline gelememiş. Tabii kim çocuğunu bu kadar uzak, gözden uzak bir alana göndermesi de mümkün değil. O nedenle de orası yağmurda, çamurda, halılarının yırtıldığı, işte oynanılan yerlerin deforme olduğu bir alan haline gelmiş. O nedenle de biz görüşmelerimizi sürdürüyoruz. İstanbul Büyükşehir'e diyoruz ki, kimin yaptığı da önemli değil, kimin hizmeti açtığı da. Yeter ki burada yaşayan halk bundan faydalansın. Yapılmış olan ve buraya yapılmış bir kamu yatırımı var sonuçta. Oranın üzerindeki halı ve doku açılarak oranın tekrar arena olarak kullanılmasını ve burada güreşlerin sürdürülmesini istedik. Ve ben çok kararlıyım bu konuda. Biz çok kararlıyız Avcılar Belediyesi olarak. Orası takdim edilmediği halde, açılmadığı zaman tekrardan insanların hizmetine, güreşler yapılmıyorsa arena yapmayı dahi yeniden göze almış vaziyetteyiz. Çünkü Avcılar'da bu geleneğin, atasporumuz bu. Evet, atasporumuzun yapılmaya devam etmesini istiyoruz. Yani kimse itiraz etmez diye düşünüyorum buna. Yani bu konuda umarım, ikna edersiniz. Umarım. İşte yani konulardan bir tanesi istiyor. Bu. Herkes istiyor. O zaman herkes istediğine yani, göre herkesin sorun... istediği bir şey neden? Burası bizim muktemize geçti. Ben burayı kapatıyorum. Burayı başka... Böyle denmemeli. Yani bu ne bir kamu bilincine uygundur. Kesinlikle yapılmaması gereken bir şeydir. Eminim bu konuda gerekli duyarlılaştırma ve bilgilendirmenin yapılmamış olduğunun tahminiyle yeniden bu konuyu gündeme getirdik. Bekliyoruz ve kararlıyız. Avcılarda yağlı güreşler yapılacak. Olacak diyorsunuz çünkü olmalı. Bu bizim atasporumuz. Atasporumuzu yerine getirmek için böyle bir çalışmamız var. Böyle bir mesajımız var. Evet. Halk istiyor, ben de söylüyorum. Siz aslında belediye başkanı olarak burada Avcılar halkının seçtiği bir isimsiniz. Sizin göreviniz olsun ya da olmasın. Yani orası evet. Büyükşehir'in, öbür taraf başka bir şey, diğer taraf işte başka bir kurumun deme şansına da sahip değilsiniz aslında. Demeyiz çözüm zaten. Tabii. Yani bizim anlayışımızda öyle bir şey yok. Bize halkımız geldiği zaman, bir sorundan bahsettiği zaman o şunun görevi, ona git, bu onun görevi demiyoruz biz. Yani orayı muhatap almakla birlikte biz de onlarla birlikte takip ediyoruz. Mutlaka yerine getirmesini sağlıyoruz. Hatta İstanbul Büyükşehir'e dedik ki sahilin temizliği yeterince yapılmıyor. Sizin ukdenizde biz orayı temizleyelim. Yani sizin olsun ama benim... Ama benim halkım oraya gidiyor. Evet, benim halkım oraya gidiyor. Orası temiz değil. O nedenle de... Şaşırdılar mı? Yani... Şaşırtmak lazım belki değil mi arada evet, böyle? Evet, biz temizleyelim. Yine sizin olsun. Bizim temizlik görevlilerimiz gitsinler. Ve ben Eylül itibariyle avcıların yeni kurduğumuz sistemle Ekim'de İstanbul'un sayılı temiz
ilçelerinden birisini olmasını hedefleyerek temizlik sistemini kurduk. Büyükşehir'e dedik ki sizin alanınızda biz temizleyelim. Yeter ki avcılar temiz olsun. Yeter ki bizim halkımız temiz bir ortamda yaşasın. Ama Büyükşehir'le avcılar meydanı konusunda uzlaşmaya vardınız. O konuda bir problem yok değil mi? Büyük bir meydan çalışması var mı avcılarda? Şimdi olacak ve o konuda da bize hayır demeyeceklerini umuyoruz. Avcıların girişinde otobüs firmalarının terminale taşıyan büroları var. Ve orası avcılara girdiğinizde bir kasaba görüntüsü veriyor ve trafiğini de tıkıyor aynı zamanda. O nedenle de avcıların mutlaka ve mutlaka bir kentin meydanı olur. Oranın açılması gerekiyor. Biz bunun için dolum tesisler yolunda EYOAŞ'a ait bir yere terminal yapıyoruz. Kendi alanımıza yaptık. 3000 metrekarelik de bir alana ihtiyacımız vardı. EYOAŞ'tan istedik ve Danıştay 1. Dairesi'ndeki bu mahkemeyi de kazandık. EYOAŞ'tan bu konudaki yeri satın alıp buraya o işte meydanda sizin tarif ettiğiniz yerdeki otobüs terminallerini oraya taşıyacağız. Dolum tesisler yoluna, ambarlı sitelerle dolum tesisler yolunu birleştiren böyle güzel bir alanda. Oraya taşıyacağız ve avcıların da meydanın açılmasını istiyoruz. O stadyumun bulunduğu alanında. İstanbul Büyükşehir'in tabii orayla ilgili olarak başka hedefleri varmış. Buraya işte ne bileyim bir kültür merkezi yapmak başka. Biz dedik ki öyle bir şey avcıların acilen ihtiyacı, avcıların meydana ihtiyacı. Oranın meydan, bir kent nefes almalı, meydanı olmalı. O meydana aynı zamanda üniversite gençliğini bir yaşam gelmeli alanı oluşturarak o meydana çekmeliyiz. O nedenle de bu konuda da umarım hayır demeyeceklerdir. Halkın yararına olan bu isteğe anlayışla karşılayacaklarını umuyoruz. Bunun bütün çalışmalarını yaptık. Yani meydanlar kentler, kentlerin kentler meydanlarıyla anılıyor ya evet, böyle. Onun için evet, yani avcıların böyle bir şeye çok ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Sadece şey açısından da değil. Yani buluşma noktası, kaçma evet, noktası. Bir yaşam yani alanı. Evet, bir yani de herhangi bir şekilde İstanbul. İstanbul'un tabii yaşanan bir olumsuzlukta insanların toplanabilecekleri, iyi günde yaşam alanları, kötü günde toplanma alanlarıdır. O nedenle de kentlerin mutlaka ve mutlaka meydanları olmalı. Nefes almalı kent. Akciğeri gibidir. Orası aynı zamanda üniversiteye de çok yakın olduğu çok için. Çok yakın. Yani o sizin projeyi de çok destekleyecektir. Yani üniversite gençliğinin avcılarda kalması, avcılarla bütünleşmesi ve avcıların üniversite olduğu halde üniversite kenti haline dönüşmesi değil mi? Yani üniversite var ama üniversite kenti haline dönüşememiş. Evet. Yani işte, o meydanda bağlantı oluşturacağımız yaşam alanı o öğrencilerin de aynı zamanda avcıları bir cazibe merkezi haline getirecektir. Ve orada o yaşam alanları işte düşünün, meydanlarda insanların oturduğu, kafelerin olduğu, nefes aldığı, işte ne bileyim işte dini çok günlerde, Ramazanlarda başka etkinliklerinin falan yapıldığı, kültür sanat etkinliklerinin yapıldığı, öğrencilerin orada kendi faaliyetlerini yaptıkları bir alan olduğunu, o zaman gerçekten bir kent havasına da kente kavuşmuş bir olur. Adım daha. Evet, meydanları olan kenttir evet, zaten bir modern daha bir kent. Evet, kentleşmeye evet, çok önemli bir adım olacak evet, o meydan. Sizin bir de trafiğe kapalı yollarınız var. Onlar da kent olmanın özelliklerinden biri. Onlar da çok yoğun insanların gezip dolaştığı bir alan. Evet. Bu meydanla da onları birleştirdiğinizde Tabii tam da birleşiyor yani. Şimdi evet, meydanla üniversiteden geldiğin insanların ana arter üzerinden, E5 üzerinden gelip o meydandaki güzel yaşam alanıyla buluştuktan sonra Marmara Caddesi'nden denize kadar, deniz otobüsü iskelesine kadar uzanıyor. Uzanıyor. Ve etrafında işte kafelerin olduğu, güzel dükkanların olduğu ve belediyenin yanına geldiğinde çok güzel bir parklarla karşılaşacaklar. Avcıların şimdi merkezinde çok güzel bir park alanı yapıyoruz. İnanılmaz güzel bir doku da olacak. O nedenle de o güzel parkları da meydandan inerek denize kadar kavuşmuş olacaklar. Belki E5'te de insanlar orada inip evet, avcılarda bir çay kahve içebilir, İçip, nefes alabilir. Evet, denize kadar yürüyüp buluşmuş olur. Hem denizle hem gölle, hem başka yeşil dokuyla, kültür sanatla. Değil
Evet, kültür merkezleri çok iyi. Onun yanından geçecekler. Barış evet. Manço Kültür Merkezi. Oradaki bir etkinliği izleme şansları olacak. Katılacaklar, bir konsere katılacaklar. Evet. Yani evet. Avcılar'a gelmek için birçok neden olacak o zaman. Evet. Ya da Avcılar'dan geçerken Avcılar'a uğramak için çok bir göreyim diyecekler. Evet. Evet, devam edeceğiz başkanım. Kısa bir araya gidiyoruz. Aranın ardından sürdüreceğiz. Efendim, Avcılar'daki söyleşimiz sürüyor. Devam ediyor. Konuğumuz Doktor Handan Toprak Benli. Avcıları konuştuk. Avcılara ilişkin mesajlarını aldık. Avcılar'da bizleri, herkesi misafir etmek istediğini ifade etti. O güzel bir mesajdı. O önemliydi. Şimdi biraz da bütün bu çalışmaları yerine getirecek, bu çalışmaları başarmak için yola çıkmış Handan Toprak Benli'yi sizinle buluşturalım, tanıtalım. Kimdir, kim değildir? Biz sizi tanıyoruz başkanım 20 yıldır ama herhalde Avcılar halkı da tanıyordur. Biraz Türkiye tanısın, İstanbullular tanısın. Size misafirliğe gidecekler. Nasıl birisiniz diye. Siz siyasetin hep içinde oldunuz. Sivil toplumun kesinlikle içinde oldunuz. İyi bir şey midir böyle siyasetin içinden gelip belediye başkanlığına çıkmak böyle? Bu sizin partinizde de açıkçası çok alışkın olmadığımız bir şey. Yani siyaseti böyle basamak basamak çıkarak bir üst noktaya tırmanmak çok alışkın olmadığımız bir şey. Nasıl bir duygudur? Böyle bir İyi ki ben bu siyasetle ilgilenmişim şeklinde bir değerlendirmeniz var mı? Bugünlerde de Cumhuriyet Halk Partisi çok konuşuluyor, Kemal Kılıçdaroğlu çok konuşuluyor. Genel Başkan'ın bu tercihini nasıl görüyorsunuz? Bir kadın olarak sizi tercih etti burada belediye başkanı olarak. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Biraz siyaset yapalım. Buyurun, dinliyoruz evet. sizi. Şimdi tabii kadına seçme ve seçilme hakkı verildiğinden beri kadın siyasette olması gereken bir yerde değil. Özellikle adaylaşma konusunda sıkıntı yaşıyor ve seçilme konusunda da sıkıntı yaşıyor. O nedenle de burada bu gelinmiş olan mesafeden kesinlikle hoşnutsuzuz. Ben kadının çok daha fazla sayıda kadının hem seçilmesi gerektiğini hem de yönetmesi gerektiğini de düşünüyorum. Bu da toplumu çok olumlu yönde etkileyeceğine de inanıyorum aynı zamanda. Benim siyasetle ilgileniyor olmam, sivil toplum örgütleriyle ilgileniyor olmam bir sosyal sorumluluk olarak görmemden kaynaklanmaktadır. Bir yaşam biçimidir benim için. Ben ailemde, sülalemde herkes, ondan sonra Cumhuriyet kurulduğundan beri hem partiye, Cumhuriyet Halk Partisi'nde işte partiye hizmet eder. Bunu bir sorumluluk olarak görür. Bir vatandaşlık bilinci içinde yapar bunu. Aynı zamanda da inandığı içinde. Cumhuriyet değerlerinde Mustafa Kemal Atatürk'e bu şekilde çalışmalarımızı yaparız. Ben hekim olarak şimdi Dünya Sağlık Örgütü sağlığı şöyle tanımlar. Der ki sağlık sadece bedenen değil ruhen ve sosyal yönden iyi olma halidir. Şimdi yıllarca hekimlik yaptım. Beden sağlığıyla ilgilendik. Dolayısıyla ruh sağlığıyla ilgilendik. Ancak ve ancak sosyal sağlıkla ilgilenmeniz ve bunu yapmanız için buna hekimlik yeterli değil. Koruyucu hekimlik yaparsınız. Bunun sivil toplum örgütü ayağı var. Aynı zamanda da siyasi bir ayağı da var. O nedenle de buralarda da bulunmanız gerekiyor. Örneğin işte az önce anlattığımız gibi çocukların madde bağımlılığıyla geliyor işte aile perişan, işte çocuğu madde bağımlılığı. Peki benim sadece hekim olmam işi çözmüyor ki. Şimdi o çocuklar oraya gitmemeli. Ne üzerinden yapabilirim? Sivil toplum örgütleri üzerinden yapabilirsiniz. Aynı zamanda siyasi partilerin üzerinden bunlar için projeler üretilmeli. Bu benim yaptığım mesleğin aynı zamanda bir parçası. O nedenle de ben her zaman demokrasiye olan inancımla meslek odamda oldum. İstanbul Tabip Odası, Tabip Odası'nda hep oldum. Ve en son merkez delegasyon üyesiydim. Ve siyasette hep oldum. Çeşitli kademelerde partimde görev yaptım. Sivil toplum örgütleri içinde oldum, katkı sundum, görev yaptım. Bunu hep bir sorumluluk için olarak gördüm. İlçede yöneticilik falan da yaptınız değil mi? Tabii. Kadın kollarında. Sadece Avcılar'da değil, Avcılar'dan sonra, Avcılar'dan doğan ilçelerde, ilçe Bahçeşehir yeni kurulduğu zaman, beldeydi o zaman, belde yöneticiliği yaptım, belde sekreteri oldum. Daha sonra Büyükçekmece ilçeye atanmıştım. Orada 9 tane belde vardı, orada 3 yıl... Yönetim kurulu üyeliği yaptım. Daha sonra Esenyurt ilk defa ilçe oldu.
ve orada ilçe yönetim kurulunda yer aldım 2010-2012 yılları arasında. Seçim organizasyon koordinasyonlarını yönettim. Sonra kadına yönelik sosyal projelerle çok ilgilendiğim için kadına yönelik şiddetle kadın kollarında İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcılığı yaptım. Kadına yönelik şiddet komisyonu başkanlığı yaptım. Burada bulundum. Yani bir hem mesleğim hem vicdani sorumluluğum gereği bu görevleri yaparken aynı zamanda Avcılar'da belediye başkanlığı için seçime bir yıl kala bir parti okulu eğitmeni de olarak aynı zamanda aday adaylığı sürecim başladı. Burada da nasıl pozitif propaganda yapılır? Kimsenin kimsenin için kötü bir şey söylemediği, kendi yapacakları iyi şeyleri ön plana çıkardığı, yapılmış geçmişte yapılanları övdüğü, eksik varsa tamamladığı bir siyaset anlayışıyla. Ve genel başkanımız da Avcılar konusunda bizim konumuzda donanımlarını göz önünde bulundurarak yapmış oldukları faaliyeti ve aynı zamanda halkta bulduğu karşılığı göz önünde bulundurarak objektif kriterlerle bizim adaylığımız için hem Merkez Yönetim Kurulu Parti Meclisi ile birlikte karar vermiş, bize bu görevi verdi. Biz de canla başla çalıştık. Gördüğünüz gibi de bunları yapmaya devam edeceğiz. Şimdi şöyle bir avantaj vardı seçim döneminde. Bu noktada mesela siyasetçilere, yeni dönemde aday olmak isteyenlere, belediye başkanlığına hazırlananlara belki siz artık tecrübe kazandınız. Uzun bir 6 aydır belediye başkanlığı yapıyorsunuz. Evet. Şimdi siz seçim döneminde gittiğiniz işte Tahtakale Mahallesi'ne ya da bir başka mahalleye, buranın 10'a yakın mahallesi var. Bu mahallelerden hangisine gittiyseniz sizin orada mutlaka bir tanıdığınız çıktı. Birisi sizi bir yerden ya bir hastanede bir şey dokunmuşsunuz ya bir dispanserde başka bir şey yapmışsınız. Evet. Mesleğinizle ilgili ya da bir sosyal sorumluluk projesinde ona destek vermişsiniz. Bu bir avantaj. Yani siyaset yapmak isteyenlere bu mesajı, yani böyle yapılmalı siyaset. Herkes işte evinin önünü süpürmeli ya da evlerin önünü süpürme noktasında. Evet. Çalışmalı mesajı vermek ister misiniz? Kesinlikle. Özellikle kadınlar için de veriyorum. Kadınlar mutlaka siyasete ilgi duymalılar. Sivil toplum örgütlerinde ilgi duymalılar. Gençlere özellikle de bu konuda yapmaları gerektiğini. Çünkü demokratik ülkelerde, demokrasinin bütün kurumlarıyla yerleştiği yerlerde insanların, özellikle İsviçre'ye örnek verelim, insanların %85'i siyasi partileri ve sivil toplum örgütlerine üye. %85 oran. Şimdi orada demokrasinin ne kadar kökleşebileceğini düşünebiliyor musunuz? Yani eğer bir ülkenin demokratik bir sistemle yönetilmesini istiyorsak bile orada yaşayan insanlar mutlaka sivil toplum örgütlerine üye olmalılar ve siyasi partileri. Bu bir şeye aday olacaklar, bir şey olacaklar anlamına gelmez. İyi yönetilmek için bunu yapmalılar. Ve kendi hak ettiği şekilde yönetilmek için bunu yapmalılar. İyi yöneticiler seçmek için de bunları yapmalılar. Şikayet etmeden, yani evet, elini taşın altına koyarak. Kesinlikle orada olunmalı. Eğer iyi yönetilmek istiyorsak yöneticilerimizi seçmek için bile orada olmalıyız. İyi yöneticiler seçmek için emek gerekir. Gerekirse harcayarak iyi yönetim seçiyorsunuz. İyi yöneticiler öyle seçilir. O nedenle de mutlaka orada olmak, iyi yönetilmeyi seçmek, eğer kendisi de o pozisyona uygunsa İyi bir yönetici olarak o kariyere sahip olmak için sürekli, düzenli, kararlı, istikrarlı bir çalışma gerekiyor. Ve uzun soluklu bir iş. Ben bunları yaparken bir vicdani, mesleki... 20 yıldır çalışıyorsunuz bu bölgede. 22 yıl, evet. 22 yıldır. Evet. Bunu bir vicdani sorumluluk olarak, bunun bir aynı zamanda topluma karşı, yaşadığımız topluma karşı bir sorumluluk bir olarak aday dediğim olmadınız için. Siz. Hiçbir 22. şeye aday olmadım. Evet. Yani olduğunuzda da kazandık. Kazandınız, yani aday gösterildiniz. Evet. Ve kazandınız. Yani evet. Bu da aslında bir, yani tecrübe oluyor ve doğru zamanda doğru çıkışı yakalayabiliyorsunuz. Evet. Değil mi? O size tecrübe sağlıyor. Kesinlikle. Ve burada benimle kazanılır dendiği için de ben orada oldum. Başkaları yönetsin, iyi yöneticiler olsun. Benim zaten bir mesleki kariyerim var. İşimi de yapıyorum. Sosyal bir sorumluluk olarak buradayım deyip siyaseti yaptım. Ama eğer benimle kazanılıyorsa ve ben adamın bu işi iyi yapacağım, evet, kesinlikle, ve insanların bu konuda gönüllü, ki bunu
en iyi şekilde yapacağımı da bildiğim için burada oldum ve bunu da yapmaya gönüllülük esasına dayalı yapıyorum. Ben aslında bir doktor olarak şu anda da mesleğimi yapıyorum. Şimdi sosyal sağlık. Sosyal iyileşme. Evet. Sosyal İnsanların iyileşme. Mutlu olduğu, huzurlu olduğu, iyi olduğu, sağlıklı olduğu bir yaşama sahip olması için aslında mesleğimi yapıyorum. Doktorlukla ilgili bir parantez açmak isterim. Sonra devam ederim. Siyasi yaşama ilişkin çalışmalarınızı anlatmaya ama siz liseden üniversiteye geçerken çok yüksek bir puanla, yani benim bildiğim işte ilk sıralarda yer alarak Hacettepe Tıp Fakültesini kazandınız. Yanlışsa lütfen düzeltin başkanım. Yanlış bilgi almış olabilirim. Hacettepe Tıp Fakültesini kazandınız. Çok başarılı bir öğrenciydiniz. Şimdi mesela bu sizin için belediye başkanı olarak Avcılar'da daha çok Hacettepe'ye, daha çok İstanbul Tıp'a, daha çok mühendislik fakültelerine öğrencilerin gitmesi için böyle bir çalışma yapmayı düşünür müsünüz? Burada da böyle sizin gibi derece yapan çocuklar çıkmasını ister misiniz? Onunla ilgili bir çalışma yapmak ister misiniz? Ya da düşünüyor musunuz böyle? Düşünüyoruz. Gerçekten de başarılı öğrencilerin de olduğu bir kentte olmasını istiyoruz. Diğer mutluluğun nedeni de budur. Aileler çocukların başarılı olmasını isterler. Biz bir yandan donanımlarını artırarak onların spor ve sanatta, bir yandan da iyi okullarda eğitim görmesini ve iyi okulları kazanmasını, ondan sonra meslek sahibi olmasını istiyoruz. O nedenle de biz Avcılar'da şimdi okulları tek tek gezerek arkadaşlarımız, Sosyal İşler Müdürlüğümüz, bu konuda bir projelerimiz de var. Okullara, milli eğitime ne kadar katkı sunabiliriz? O çocukların eğitimlerini iyi yapmaları için biz neler yapabiliriz diye böyle projelerimiz var. Hatta çok zeki, çok filah, çok iyi öğrencileri de ayrıca el alıp onların da bu üstün özelliklerini de ortaya çıkararak çok iyi yetişmesini de sağlamak gerekiyor. Biz bunu ailemizde yaptık. Benim kardeşim de böyle derecelerle hekim oldu. Daha sonra da üniversitede işte doçentti, dahiliye dalında, tıp fakültesinde. Profesörlüğüne 1,5 yılı vardı, Amerika'ya gitti. Orada yapılan bilimsel çalışma, şu anda Harvard'da öğretim görevlisi. Çok başarılı bir kardeşiniz var. Çok başarılı. İşte yani başarılı insanların, öğrencilerin o üstün özelliklerini ön plana çıkararak Türkiye'ye dünya bilimine, çok isteriz onu. Tabii Harvard'da umarım olması dönecektir. Çok... Evet. Ve Türkiye'de de yararlı olmaya devam edecek. O nedenle de biz onların o üstün özelliklerini de ön plana çıkararak, onlara olanaklarını da yaratarak ve bilim insanlarına da sahip olabileceğiz aynı zamanda. Bu nedenle de aynen tıpkı ailemizde yaptığımız gibi, ki Avcıları da bir aile olarak görüyoruz, onun için burada da yapmaya devam edeceğiz. Yani, bu özellikteki çocuklar için. Evet, kardeşinizi tanıdığım için çok başarılı, Türkiye'nin gururu olabilecek bir bilim insanı o da. Amerika'da bile ses getiren projeleri var, projeler yapıyor. Gurur aslında Amerika'da bulunması bizim açımızdan. Aynı evet. şekilde sizin eşi de kendisi de. Evet. Evet. Etrafınızda da başka başarılı erkekler de var. Yani eşiniz de öyle. O da evet, sanat, o konuda çok şanslıyım. Evet, sanat anlamında çok başarılı projelere imza evet. atmış. Konservatuvarda akademik kariyer de yapan. Aynı zamanda zaten evet. herkesin hem sanatçı çok, hem akademisyen. Evet, aynı zamanda tanıdı. Çok iyi bir virtüözdür evet. kendisi de. Yani biz o da son derece başarılı ve bize de çok katkı sunuyor, gönüllülük esasına dayalı. O nedenle. Bir de biz ondan her şeyi öğreniyoruz. Yani kaç çeşit bağlama vardır şey bir şekilde, yani mütevazi bir şekilde evet. bir sanat adamı olarak herkese her şeyi öğretmeye çalışıyor. Bir de çok ilginç öğrencileri var değil mi? Kaç yaşında olursanız olun bağlama öğreteceğini düşünüyor. Kesinlikle. Çünkü bağlamanın da bir müzik aletinin okuma yazma bilmek gibi bir matematiksel hesaba dayalı, aynen nota bilgisini vererek, ki 60'ın üzerindeki, 65 yaşındaki bir emekli hemşire bile ondan bağlama çalmayı kısa zamanda öğrenmişti. Çünkü bir hem bilim insanı, bu işe de aynı şekilde bir matematik bilimi gibi, diğer okuma yazma bilmek gibi yaklaşarak ve bunun terminolojisini de çok iyi bilerek bunları yapabiliyorlar. O nedenle de biz sanata hem alıştırmış olacağız, ondan da öğrendiklerimiz gibi her yaşta sanatla buluşulabilir, her yaşta öğrenilebilir. Bunun da gerçekliğini işte yaşayarak Yusuf Benli'nin görüyorsun. De evet, Yusuf Benli'nin yaptıkları gibi hem üniversitede
sanatı ve siyaseti öğretirken her yaştaki öğrenciye de müzik aleti çalmayı, özellikle bağlama konusunda öğretebiliyorlar. Yani binlerce bağlama çalan genç var, onu yetiştirdiği değil mi? Yani o çok güzel bir şey. 10 binin üzerinde yetiştirdiği öğrenci var. Yani bir ordu var yani neredeyse. Kesinlikle. Evet. İnşallah Avcılar'da da siz onun yaptığının farklı bir versiyonunu hayata geçirip kurumsal olarak yapacağız. Daha çok insanın müzik aleti ile buluşmasını sağlayacaksınız. Şimdi tekrar siyasete dönelim. Önümüzde geçtim bir cumhurbaşkanlığı seçimini geçirdik. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından işte yeni hükümet vesaire. Devamında da yeni bir seçim var Türkiye'de. Yani bu yıl bu kadar seçim içinden nasıl çıkacağız bilmiyorum açıkçası. Biz bir seçimden çıkıp öbürüne konsantre oluyoruz. Siz bir belediye başkanı olarak aynı zamanda da yıllarca hem siyasetin hem sivil toplumun içinde yaşamış birisi olarak yurttaşlara ne mesaj vermek istersiniz? İşte bazıları sandığa gidiyor, bazıları gitmiyor. Artık bir şey olmaz diyenler var Türkiye'de. Öyle umutsuzluğa kapılanlar var. Tam tersi bu yeni bir başlangıç diyenler var. Değişik değişik görüşler var. Her şeyden farklı değerlendirmeler var. Siz bizden daha tecrübeli bir siyasetçi olarak ne mesaj vermek istersiniz yurttaşlara? Tabii ben şimdi kamu görevi yaparken seçimin kendi ilçemde barış içinde ve kardeşlik duygularıyla herhangi bir sorunsuz geçmesi için her türlü hizmeti veriyorum, vermeye devam ediyorum. Vatandaşlarımızdan da aynen az önce söylediğim gibi herkesin bir sivil toplum örgütüne üye olması, herkesin bir siyasi partiye, bunu bir sosyal sorumluluk. Oy vermek de en temel haktır. O nedenle de kesinlikle ve kesinlikle siyasete ilgi duymalarını, mutlaka sandık başına gitmelerini, o hava içinde kendi iradelerini, bir vatandaş olarak iradelerini koymalarını istiyoruz. Eğer kendilerine ait bir irade olmadığını düşünüyorlarsa da İlgi duydukları siyasi partiye gidecekler ve onu da adım adım gerçekleştireceklerdir. Ama sandık başına gitmeden bu işe başlanmaz. Bu işin başlangıç noktası sandık başına gitmek, hatta sandıklara sahip çıkmaktır. Eğer adayı belirlemek istiyorlarsa, o iradeye de ilgi duyuyorlarsa, o zaman gidecekler, ilgili siyasi partide çalışacaklar ve o iradeye de katkı sunacaklardır. Yoksa dışarıdan sandığa gitmeyerek, yapılanı eleştirerek hiçbir yere varma imkanı yoktur. Bir de ben halkın iradesine her zaman saygı duyulmasından yanayım. İnsanların bilmediğini ya da düşünmek, onları aşağılamak, vermiş oldukları iradeye farklı gözle bakmayı doğru bulmuyorum. Ben şöyle düşünüyorum. Halk denen büyük usta her zaman gereğini yapar her hususta demişler. Halk denen büyük ustaya inanmak lazım. Eğer onları bizi anlamıyorsa biz onlara anlatamamışız demektir. Anlamayanı değil, anlatamayan da kendisine öz eleştiri yapmalı. Ona ne kadar gidiliyor, ne kadar dokunuluyor, ne kadar onunla ilgileniliyor. Onun için insanlar önce kendilerini sorgulamalılar. Ben ne yaptım da böyle oldu demeliler. Ben halka gidilmesi gerektiğini, onlara emek verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu da uzun soluklu bir iştir. Öyle dışarıdan bakarak gazeteyle, televizyon ya da hiçbir şey tam yeterli değil. Hayatlarına dokunmak gerekiyor. Yani elle kısa böyle tokalaşmanın ötesinde onların hayatlarına dokunmak gerekiyor. Bir emek gerekiyor ve sevmek gerekiyor. O insanları sevecek ve emek vereceksiniz. Bu şekilde ancak belirli noktalara gelir. Yani ben 22 yıl süreyle insanlar bir süre sonra emek veriyorsunuz ve o emek sonucunda insanlar sizi siyasi partinin bile üstünde bir yere koyuyor. Hangi şeyden? Diyor ki o samimi. Ben ona güveniyorum. Hekimliğinde de bana böyle yapmıştı. Başkanlığında da yapar. Samimiyetinize güvenecek. Size inanacak. Bunu zaten böyle olduğunuz için yapacaksınız. Yani
olmayan bir şeye insanlara inandıramazsınız. İnsanlar tıpkı çocuklarda olduğu gibi, çocuklar karşısındaki insanların hangi niyetli olduğunu hemen hissederler. Onun gibi halk da hisseder. Siz gerçekten bir şeyler vermelisiniz, yapmalısınız. Ve halk onu bilir, görür. Bir gün insanları hak ettiği yere kendisi getirir. Söylemesine bile gerek yoktur. O nedenle de ben halkımın her türlü iradesine saygı duyuyorum. Eğer benim kendi siyasi hedefim doğrultusunda bir sonuç alamamışsam, önce kendimi suçlarım. Acaba gereği öz eleştiri yapar? Acaba ben gereği kadar çalışamadım mı? Anlatamadım mı? Değil mi? Diye düşünürüm. Böyle düşünüyorum. O nedenle de... Peki yılgınlığa kapılmak falan... Asla yılgınlığa... Daha çok çalışırım. Daha çok çalışmak. Çünkü ben kendi adıma söylüyorum. Ben evrensel doğrulara inanıyorum ve savunuyorum. Evrensel doğrular da modaya göre, güne göre, çağa göre değişmez. Her zaman vardır ve böyle olmaz. Bilime inanıyorsunuz, evrensel hukuk kurallarına inanıyorsunuz, evrensel ahlak kurallarını savunuyorsunuz, demokrasiyi savunuyorsunuz. Bunlar olması gereken şeylerdir. İnsan yaşamında, insan ruhuna, insan doğasına uygun olan şeylerdir. Ve bunları da savunmaya devam edersiniz. İnsanları da anlatmaya devam edersiniz. Anlatırken de onların yaşamlarına dokunur ve hizmet vererek yaparsınız. O hizmetin karşılığında da insanlar sizi anlarlar. Ve bir süre sonra bu onların da gereksinimi olur. Çünkü onların da ruhu o gereksinimleri, o demokratik ortamları özleyecektir. Biz onları öyle bir hale getirmeliyiz ki bizim duyduğumuz hisleri yaşamalı. O heyecanı, o özlemleri yaşamalı. Bunun için heyecanı hiç kaybetmemek lazım. Kesinlikle. Buradan şey diyebilir miyiz? Yani ben asla yılgınlığa kapılmam. Türkiye kitabımda umutsuzluğa yer yoktur ya da hayatımda umutsuzluğa yer yoktur. Bu dönemde mesela sizin de içinde bulunduğunuz partinin başarısız olduğuna ilişkin değerlendirmeler var. Yeni dönemde daha başarılı olmak için daha çok çalışmak tek hedeftir diyebilir misiniz bunu? Kesinlikle. Ve ben şöyle düşünüyorum. Partimi başarısız bulmuyorum. Bu hedefe ulaşamamak başarısızlık anlamına gelmez. Hedefe ulaşmanız için daha çok çalışılması gerektiği anlamına gelir. Ben böyle düşünüyorum. Ve hizmet odaklı düşünüyorum. Ben insanlara iyi hizmet götüreceğim. İyi hizmet edeceğim. Geliştireceğim. Ve zengin, zaten bir zenginliğe sahip. Avcılar anlattık. Avcılar öyle zenginliklere sahip ki. Ve bu zenginliği halkın hayatına yansıtacağım. Yansıttım mı zaten, evet. Sorun çözülecek diyorsun. Evet. Ve onlar o gelişmişlik içinde, o zenginleşmeyi yaşayarak o hizmeti alacaklar. Bunu hak ediyorlar. Hizmet edeceğiz, geliştireceğiz, zenginleştireceğiz. Ve burada yaşayan insanların da bundan faydalanmasını sağlayacağız. Bu da aynı zamanda bizi de hedefimize ulaştıracak. Burada bilimsel metotları kullanma noktasında mesela sizin o özelliğinizi parti çalışmalarında ya da işte yaptığınız ilişkilerde, işte görüşmelerde değerlendiriyor musunuz daha doğrusu? Yani siz elbette kalite uzmanısınız, ölçülebilir şeyleri biliyorsunuz, değerlendirmeleri çok iyi biliyorsunuz. Nerede ne yaptığınız zaman ne sonuç alacağınız konusunda, evet, bir sürü veri var elinizde. Bu konuda uzmanlığınız da var. Bu uzmanlığınız noktasında yaptığınız görüşmelere, siyasi çalışmalara yansıtma noktasında bunu aktarıyor musunuz üst yöneticilere ya da sizden daha aşağıdakilere? Tabii ki. Ben kalite gereği yazdığını yap, yaptığını yaz kuralına da çok önem veriyorum. Yaptığım her şeyi yazılı dokümanlar halinde hem halkıma hem de gerekli mercilere sunuyorum. 3 aylık faaliyetler halinde. Şimdi 6 aylık faaliyetimi de hazırlayarak. Biz bu süre zarfında ne yaptım? Neyi hedefliyorum? Ölçülebilir hedefler koyup bunu ne kadarını ne kadar sürede gerçekleştirmişim? Bunların hepsini yazılı dokümanta halinde sunuyorum. Ve sunmaya da devam edeceğim. Şimdi 6 aylık
faaliyetlerini de hazırlıyorum aynı zamanda. Bu hem kendinize hesap verebilirliktir, hem halkınıza hesap verebilirliktir, hem de sizi o göreve getirenlere hesap verebilirliktir. Böylece de daha çok iş yaparak, daha çok yaptığınız işi de ortaya koyarak sürdürüyorsunuz. Kimsenin bizim yaptığımız işler hakkında laf söyleme ya da spekülasyon yapma ihtimali de kalmıyor. Her şey yazılı, dokümante. Yapılmış, yapılanlar ve verileriyle, bütün bilimsel verilerle ortaya koyuyorsunuz. O da bilgi kirliliğini de önlüyor. Yaptığınızı da ortaya koyarak size inanan insanlara o hesap verebilirliğini de sürdürüyorsunuz. Ben böyle yapmaya devam edeceğim. Önce halkıma hesap vermeye. Daha sonra da o mercilere getirenlere de hesap vermeye. Aynı zamanda kendimize de öyle. Kendimizi de görüyoruz. Ne kadarını gerçekleştirdik, ne yaptık, ne kadar zamanda. Ve bunları hep yapmaya da devam edeceğiz. Ölçülebilirlik de çok önemli. Hizmetinizin görülmesi, gösterilmesi, kendinizin de görmesi çok önemli. Siz onları, hizmet için varız biz. Mesela genel merkeze bu şeyi, raporu götürdünüz. Orada işte yaptıklarınızı yazmıştınız. O nasıl bir şey gördü? Yani orada evet, öyle bir çalışma var mıydı? Daha evet, başka belediyelerin... ben tabii başka çalışma var mı bilmiyorum ama çok şey yapmışız. Söylemem diyorsunuz. Yani çok şey yapmışız. Hatta yani 3 aylık dönemde mi bunları yaptınız dediler. Sonra biz dedik ki yok, 20 yıl artı 3 ay. Çünkü daha önceden hazırlanarak gelmişsiniz. 3 aylık dönem sadece bizim yaptıklarımızı, hazırlıklarımızın ortaya konup dökümana dönüştürmesi. İşte meclisten hangi kararlar almışız, hangi yönetmelikleri çıkarmışız, hangi müdürlükleri kurmuşuz, hangi projeleri yapmışız, ne zaman bitiriyoruz ama ortaya gerçekten iyi bir iş çıkarmış olduğunu görüyorsun. Bu da hazırlıklı olmakla alakalıdır. Hazırlıklı geldik biz. Hazırlıklıyız. Yani 20 yıl artı 3 ay. Evet. Değil mi? Yani o güzel bir ifade. Bunların yazılı olması bir belki şeyde de bir gelenek oluşturacak. Partide de bütün belediyelerden de isteyecekler, başları dertleri dertte. Bu arada sizin Eskişehir toplantınız oldu. Eskişehir'de evet, bütün yerel yönetimler bir araya geldi. Sizin bu yazılı sisteminiz sanıyorum orada da gündeme geldi. Bir, ikincisi bu dezavantajlı kesimlere yönelik sizin başlattığınız hamle orada da gündeme geldi. Örtüştü mü oradaki savunulan şeylerle sizin yaptığınız? Bir tesadüf müydü? Nasıl oldu bu iş? Evet, gerçekten tesadüftü ve istenen bir şey olduğunu da görmüş oldum aynı zamanda. Bu tür toplantılar da çok önemli. Hem kendi yaptıklarınızı kendinizi check etme şansınız oluyor. Karşı bir de başka belediyelerde yapılanlar da varsa aynı zamanda da bir standart oluşturmakta. Biz belediyecilikle de umarım gelecekte de ulusal standartlarımız da oluşur. Aynı sağlıkta olduğu gibi, diğer konularda olduğu gibi. Böyle bir standartların da oluşmasını da arzu ediyoruz. Belediyecilik anlayışında da, halkçı belediyecilik ve sosyal demokrat belediyecilikler de böyle bir standartların belirlenmeli. Ben aynı zamanda SODEM yönetimindeyim. Sosyal demokrat belediyeleri. Belki orada belirleyeceksiniz. Burada evet, evet. Bu standartların da oluşturulması ve bu standartlara göre de hizmetin de kalitesinin de artırılması. Bir de diğer belediyelerle de bir eş güdüm içinde olunması da sağlanacaktır. Bunu çok daha faydalı olacağını inanıyoruz. Düşünüyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Konukseverliğinize teşekkür ediyoruz. Yorduk sizi. Verdiğiniz bilgilere teşekkür ediyoruz. Hem sizi hem avcıları hem yaptıklarınızı hem yapacaklarınızı anlatmaya, tanıtmaya çalıştık. Çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Sağ olun. Ben de çok teşekkür ediyorum. Bu kadar bu güzel manzara bir da diyorsunuz. Evet, hoş bir güzel manzara. Evet. Evet. Hem gündüz başladık. Evet, gece akşam bitirdik. Oluncaya kadar hoş oldu. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum ben de. Çok teşekkür. Sağlıklı günler. Sağ olun. Efendim, noktalıyoruz yeni araçları. Doktor Handan Toprak Benli ile Avcılar Belediye Başkanı ile sohbetimiz hoştu. Hem kendini hem avcıları hem yaptıklarını hem yapacaklarını paylaştı bizle. Özellikle verdiği mesajlar önemliydi. Bir başka yeni araçlarda görüşmek üzere. Hoşça kalın diyoruz.